Devlet isterse bir hafta içerisinde bu çocukların kendi ailelerinin yanlarına gelebileceğini çok iyi biliyorlar. Ama istemiyor. İşlerine gelmiyor. Bu aileleri önemsemeleri için bu çocukların ölmesi mi gerekiyordu? Polis memuru Vedat Kaya ve Sedat Yabalak, uzman çavuşlar Hüseyin Sarı, Sedat Vardar, Ferdi Polat, Ümit Gıcır, Mevlüt Kahveci, Erler Sedat Sorgun, Süleyman Sungur, Müslüm Altuntaş ve Adil Kavaklı, Assubay Semi Özbey. 13 kişi 4 yıldır PKK'nın elinde bulunuyor. Bu ailelerden 5 kişinin ailesi bugün grubumuzu da ziyaret ettiler. Bizimle birlikte diğer partilere de gittiler. Kimi partilere daha doğrusu. Aileler şunu söylüyor. Biz 4 yıldır çeşitli girişimlerde bulunduk. Gitmediğimiz, çalmadığımız kapı kalmadı. Hükümet nezdinde de görüşmeler yaptık ama çocuklarımızın durumlarıyla ilgili sağ salim bizimle kavuşmalarına dair bir adım atılmadı diyorlar. Bu konuda bir çözümün olması için yetkilileri göreve davet ediyoruz ve askerlerin bu esaretten kurtulması gerektiğini hep söylüyoruz. Ama hiç kimse de bir adım atmıyor. O askerlerin anaları gece gündüz ağlıyorlar. Bunu da çok yakinen biliyorum. Bana da birebir başvuran anneler oldu. Ama bu konu çözümsüzlüğe bırakılmış durumda. Çocuklarınızın sağ salim geri getirmeleri için üzerimize düşen ne varsa biz HDP olarak yapmaya hazırız. Siz AKP ve MHP ile konuşun. İktidar bu konuda gerekli güvenceleri versin. Biz HDP olarak herkesle birlikte, ailelerle de birlikte, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ile birlikte, hukuk kuruluşlarıyla birlikte, hep birlikte bu işin sağ salim sonuçlandırılması için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız dedik. Bu alıkonulan asker ve polis aileleri geçtiğimiz aylarda meclise geldiler topluca ve tek tek siyasi partilerden randevu istediler. Biz de randevu verdik kendilerine, görüştük ve biz o görüşmede çok açık bir şekilde ailelere şunu söyledik. Dedik ki sizin alıkonulan çocuklarınızla ilgili biz üzerimize düşen ne varsa bunu yapmaya hazırız. Diğer partiler de eğer mecliste bulunan diğer partiler de bu konuda bir anlayış birliğine sahipse bu konuda gereken adımları atalım. Hem partiler olarak hem sivil toplum kuruluşları olarak, insan hakları dernekleri olarak ve alıkonulan asker ve polis çocuklarının hepsini ailelerine tekrar geri getirecek adımları hep birlikte atalım.